Beklentileri ilk duruşmada tutuksuz yargılanma kararını çıkartmak. Haberim var. Bizim avukatlar da takip ediyor zaten. İsmail'le de zaman zaman görüşüyoruz. Ben de aksine İsmail bugünlerde sana biraz bozuk diyecektim. Bilirsin. İnsan dostunu düşmanını günlük güneşlik havada tanıyamıyor. Çok ekstrem bir süreçten geçiyoruz Harun. Dostumuz da varmış. Bunu da gördük. Hiç ummadığımız insanlar yanımızdaydı. Ama bizi en çok şaşırtan en yakınlarımız oldu. Hele bazıları var ki. Yanlış anlama beni Harun. İsmail bu aralar yalnız bırakıldığımızı düşünüyor. Açıkçası ben de. O korkunç geceden sonra dünürümüzü yanımızda daha çok görmek isterdik. Biz dünür değiliz hâlâ. Bir dost olarak her zaman yanınızdayım. Ama her şeyden önce kızımın yanında olmak zorundayım. Anlıyorum. Ama şu dünür meselesinde kelimelere takılmanı anlayamadım. Polisler bir iki saniye geç gelseydi nikah kıyılmıştı Haruncuğum. Ama kıyılmadı. Yanlış anlamadıysam sen bundan memnunsun galiba. Ben kızımı üzen hiçbir şeyden memnun olmam hali. Bak biz dostuz. İlker de evladım sayılır. Ama aklanıncaya kadar kızımı korumak zorundayım. Anlıyorum. Ne sürpriz? Kahve? Seninki kötü bir sürpriz oldu ama. Anlayamadım. Şu stajyer kızın annesiyle konuşman beni çok şaşırttı. Odama kapıyı çalmadan girdiğine göre kızın sıradan bir stajyer olmadığını gayet iyi biliyorsun demek ki. İlişkilerindeki ilk kriz değil bu. Bütün o kızların alını kriz mi koydun hâlâ? Harun, bırak bu sıkıcı konuşmaları. Siz erkekler hepiniz öylesiniz. İlker'in yaptığını yapmayan bir tane hemcinsini tanıyor musun? Ha, numunelik olarak kendinden başka. Bakma öyle. Oğlumun çapkınlıklarını savunmuyorum. Her defasında kulağını çekiyorum. Hele bu sefer eline yüzüne bulaştırdı amanak. İrem yerden göğe haklı. Kızın gözüne soktu. Gerçekleri konuşalım mı hâlâ? Ha? Ne yapıyor çocuklarımız? Sen birlikte mutlu olacaklarına inanıyor musun? Ayrıl, barış, affet, tekrar barış, ayrıl, özür dile. 6 yıllık ilişkinin özeti bu. Feci şekilde kız babası. Yorum yok. Kızı mutsuz. İkisi de mutsuz. Daha da mutsuz olacakları bir evliliğe hazırlanıyorlar. Üstelik arkalarından koşan başka bir kız varken. Hastalıklı bir şey bu. Harun.
Biz burada çocuklarımızın evlilik kararını değil, seni konuşuyoruz. Şu stajyer kızın annesiyle görüşmen. Kendini gülünç duruma düşürüyorsun. Çocuklarımız bizi bazen gülünç duruma düşürürler. Bunu sen de en az benim kadar iyi bilirsin. Dua et de çocuklarımız bizi ağlanacak duruma düşürmesinler. Sen de kızını benim kadar bilirsin. Nasıl bir ima bu hali? İma yok. Açık açık söylüyorum. Sen öbür tarafla gereksiz bir samimiyet kurup kızını kışkırtma. Çünkü ben eski birkaç vakada kızının kışkırtıldığında neler yapabileceğini gördüm. Ve hiç unutmadım. Harun. Bak. Buraya eski defterleri açıp seni kızdırmaya gelmedim. Kızının birkaç tane yaramazlığını hatırlatmak istedim. Çünkü siz babalar unutursunuz. Beni kızımla tehdit ettiğine gerçekten inanmak istemiyorum. Tehdit? Aa. Kızın ne yaptı ki? Tehdit. Görüşürüz. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Ben de senin kadar korkuyorum. Ha. Nasıl durumu? Midesini yıkadık. Bu geceyi biraz sersemlemiş geçirecek. Boğaz reflüsü beklentimiz var ve alerji testi için... İyi mi yani kızım? Yani bir şey... Bir avuç dolusu hapla sadece reflü ve sersemlemiş mi yani? O kadar. O bir avuç hap multivitamin olduğu için çok şanslıyız. Detayları da alerjen testleri çıktıktan sonra konuşuruz. Geçmiş olsun. Sağ ol. Ne dedi o? Ay çok özür dilerim. Sinirlerim bozuldu. Geçmiş olsun. Hastamız kendine geldi. Sizi bekliyor. Ah, hastamız kendisine mi gelmiş? Baba. Çok özür dilerim. Çok aptalım ben. Üzülme tatlım. Nasıl olsa önümüzdeki bir yıl grip olmayacağın kesin. Pardon. Herkes öğrendi değil mi? Hepsi. Takipçilerim İlker. İlker affetmez beni bu sefer. Kesin terk eder. Takipçilerim zaten gidiyordu. Hepsi gidecek. Kimse kalmayacak. Linç edecekler. Derin bir nefes al. Sakinleş. İlker aşağıda babanı rahatsız etmemek için kafede. Hiçbir şeyden haberi yok. Rahat ol. Of. Ah, çok şükür. Takipçilerim. Takipçilerin en son baktığımda yeri göğü inleterek doğa zinciri halindeydiler. Şu ana kadar kimse duymadı. İçin rahat olsun. Ama tabii şimdilik. Hayır. Şimdilik falan değil. Hiç kimse duymayacak. Kimse bilmeyecek benim numaradan intihar ettiğimi. Hiç kimse, İlker, takipçilerim, her şeyi kaybederim baba, duydun mu? Yoksa bu sefer gerçekten öldürürüm kendimi. Doktorumuz ufak bir kan testi daha istiyor. Gerçekten yaparım baba bu sefer. Biz biraz dışarıda konuşalım mı seninle?
Kimi arıyorsun? Psikoloğunu Hale. Psikoloğunu arıyorum. Harun, Allah aşkına. Gerçekten ölmek istemiş gibi yapma. En çok da babam üzülecek biliyorum. Ondan da buradan özür diliyorum. Evet. Bunun gerçek bir intihardan daha az hastalıklı olduğunu söyleyemezsin. Evet ama şu anda ona psikolog yardım edemez. Bizden başka kimse yardım edemez. Bu yalanı saklamayı sakın teklif bile etme bana. Daha 5 dakika önce kızının hayatından başka değerli olmayan Bay Dürüst'e baksa. Sen kızının ne dediğini duymadın mı? Bu sefer gerçekten yaparım dedi. Bu gece yaşadığın korkuyu bir kere daha yaşamayı göze alabiliyor musun? Hem numara yaptığı ortaya çıksa ne olacak? Kızın kendini daha mı iyi hissedecek? Bu sefer ben bile İlker'i 1 dakika tutamam. Ha, hem yüzüne vurmak gibi olmasın. Kızı döv, suçu kocama at felaketinden sonra evlilikleri. Artık senin kızın içinde can simit. Harun, İrem bunun altından kalkamaz. Ha, sen kızla iyilik mi yapmak istiyorsun? O zaman yolumdan çekil. Bana bırak. İrem nasıl? Doktor çıktı mı? Çok şükür. Birkaç dakika daha geç kalsaymışız, her şey bitiyormuş. Bu küçük mola ikiniz için de altın değerinde hayat dersleriyle dolu oldu. Artık bundan sonra birbirinizin kıymetini bileceğinize inanıyorum. Bari bu kez biraz uzun sürsün ha? Yani hiç olmazsa mahkeme bitene kadar. İsmail babacık ve soğuk esprileri. İsmail, çocukların mutluluğunu kıskanma. Ha, mutluluk. Harun beyler. Geldiler. Evet. Buyursunlar. Haruncuğum hoş geldin. Sen de bizim gibi şoke oldun değil mi? Hızlarına hiç yetişilmiyor vallahi. Haruncuğum hayırlısı olsun artık. Benim birkaç telefon görüşmem vardı. Sana söyleyecek hiçbir şeyim kalmadı benim artık. Sadece eşinin aynı zamanda sevgilisi olan genç kadına uyguladığı şiddet yüzünden o kız düşük yapınca ben eve dönmek istiyorum baba deyip topladığım valizleri getirdim. Onları unutmuşsun. Ben kaçtım. Bak ne güzel kaçtı. En azından o bana kazık attığı için kaçmıyor ama sen... Ne? Ne İrem ne? Ben ne yaptım sana kızım? Ne yaptım ben? Burada yine bir şeyler dönmüş anlaşılan. Ve sen işte bu yüzden bütün bu olan bitenlere rağmen buraya bu adama geri döndün. Teşekkür ederim baba. Zahmet etmişsin. Sen hala olan biten her şeyi biliyorsun tabii değil mi? Muhakkak. Bu paranoya sana hiç yakışmıyor Harun. Üslubunu bozuyorsun. Seni küçük düşürüyor. Niye? Çünkü elini çamura sokmaktan imtina eden dümdüz bir adamım değil mi ben? Tabii. Sana bir tavsiyede bulunayım mı? Hiç öyle zannetme. Harun ve elini çamura sokmak. Dünyanın en kısa fıkrası. Müzik.
Hoş geldin. Ama çok beklettim. Savaş dediğin de böyle bir şey işte. Er meydanı değişir, cepheler değişir. Bir küçük çıkar çatışmasına bakar. Müttefiklerin değişir, bir ortak çıkarın olmasına bakar. Ezeli dediğin düşmanın değişir. Ortak çıkar demeyelim de çocuklar diyelim. Biliyor musun? Ben bu çocuklardan bıktım. Bence o baş belalarını hiç karıştırmayalım. Eski dosttan düşman olmaz diyelim. Eski dost. Buraya neden geldiğini biliyorsun değil mi? Tabii ki biliyorsun. İtiraf etmeye geldiğini biliyorsun. İki kişinin bildiği sır... Sır değil derler ama ben hala konuşamıyorum. Konuşmak zorunda değilsin. Tabii. Hatta hiç konuşmasa işine gelir. Konuştuğunda rahatın kaçacak değil mi? Sen artık benim rahatımı kaçıramazsın. Bir deneyelim o zaman Harun. İtiraf ediyorum Harun oğlum. Bundan 40 yıl önce hayatımın en büyük hatasını yaptım. Seni reddettim, İsmail'e evet dedim. Halen'in arabasını mı gördün ben? Sakın havaya girme. Buraya seni şımartmaya gelmedim. 40 yıldır kafamda dönüp dolaşan şeyi ilk defa sesli söyledim. Çünkü tahmin edeceğin gibi İsmail artık yok. Benim de aklımı kurcalayan bir şey var. Acaba İsmail'i sen mi yok ettin? Bana kalsa bence 40 yıl önce yok ederdim. Dikkat et. Sevgilini anneme kaptırma. Bir şey söyleyeyim mi? Başından beri beklediğim şey oldu. İsmail kendi kendini ima etti. Evet, İsmail korkunç bir şey yaptı ve... Elini kana bulamış diğerleriyle birlikte bedenini ödeyecek. Ben buraya davayı konuşmaya gelmedim. Belki de biraz acele ettim. Savaş baltalarını gömdükten sonra... ...belki oturup eskiyi yad ederiz.
Bence savaş baltalarını çoktan gömmüşsünüz zaten. Oo, Birce. Bu ne hoş sürpriz. Hoş olan sensin. Sürpriz olan da sensin. Her zaman. Ben sürpriz konusunda ciddiydim yalnız. Yani hem seni burada görmeyi beklemiyordum hem de bu kadar keyifli görmeyi beklemiyordum. İsmail'den sonra çok iyi görünüyorsun. Çok hızlı toparlamışsın. Işık hızı. Ne diyeyim? Her şey insanlar için. Öyle değil mi Harun? Kesinlikle. İkinizi de öpüyorum. Bize de bekler. Ben biraz önce ne gördüm? Aramızdaki engelin farkındayım. Ama aşabiliriz dersen eğer ben aşarım. Biz aşsak onlar aşamaz Harun. Olmaz. Sana annesini hatırlatıyor. Doğal olarak. Ne kastettiğimi biliyorsun. Anlamazlıktan gelme. Aynı hisleri, aynı bağımlılık. Aynı dayanıksızlık. Ben bu gece bunları konuşmak istemiyorum. Hiçbir zaman konuşmak istemedin ki. Hiçbir zaman da istemeyeceksin. Hale. Çünkü hala kendini suçluyorsun. Boşuna suçlama. Sebep sen değildin. Bendim. Yapma. Yapma Hale. Peki. Yapmam. Yapmayacağım. İnkar etme. İkiniz de inkar etmeyin artık. O kadına nasıl baktığını görüyorum. Gözümün önünde birbirinize nasıl baktığınızı görüyorum. Doğrusunu yaptın. Sen hep koruyucu bir baba oldun zaten. İyi de evlatlarımızı herkesten koruruz ama kendilerinden nasıl koruyacağız? Ben kızımı sadece kendinden değil, senin oğlundan da koruyamadım. Bu çöküşün tek sebebi
İlker değil Harun. Yapma Hale. Mahkemede değiliz. Bana oğlunu savunmak zorunda değilsin. Hatırlıyor musun? Hep kızın annesine benziyor diyordun. Hep dua ettim. Sonu annesine benzemesin diye. Major depresyon geçiriyor. Bugüne kadar yaşadıkları, evlenmesi, boşanması, parçası olduğu adli durum. Bunların hepsinin tabloda yeri var tabii. Ama biliyorsunuz anneden gelen genetik bir yatkınlık da var. Genetik yatkınlık umurumda değil doktor. Kızım iyileşecek. İyileşecek. Ben bu 25 yıllık babalık serüvenimde çoğu kez tökez dedim, düştüm, kalktım. Ama annesinin ölümünde gerçekten duvara çarptım. Hayatımın en büyük hatası İrem'e annesinin ölümüyle ilgili bambaşka bir hikaye anlatmaktı. Hastalandı, iyileşemedi demek, 5 yaşındaki çocuğa anne intihar etti demekten çok daha kolaydı. Kolaydı ama yalandı da, yanlıştı. Ve korkakçaydı. İncil'in intiharı senin hatan değildi, benim hatamdı. Öyle dedim yıllarca kendime. Ruh sağlığı bozuk bir kadını yordum. Abuk subuk bir hırsla kendimi onun gözüne soktum. Ama ben mazerettim Harun. Biz saklamaya çalıştığımız geçmişimiz, bastırdığımız hislerimiz, bunların hepsi kadere mazeretti. Bizim geçmişimiz... Geçmiş, geçmişte kaldı Hale. Geçmişte kaldı. İrem intihar numarası yaptığında seni dinlemeyip ona hayır diyebilseydim, annesinin bir hastalıktan değil de intihar ederek öldüğünü söyleseydim, şimdiye çoktan boşanmış ve iyileşmiş olacaktı. Ben bir baba olarak hatalarımın farkındayım ama senin bütün hayatın oğlunun hatalarını örtmekle geçti, biliyorsun değil mi? İşte sonunda da o hatalar iki gencecik insanın hayatını değiştirdi. Acaba o gece iki gencin hayatını tek başına oğlun mu değiştirdi Harun? Ne? Ne oluyor Harun? Bu ne hız? Nereye? Ne olduğunu o kadar iyi biliyorsun ki kaza yapmayı bile göze aldın değil mi? Yarın akşam düğünümüz var. Bildiğin tek şey bu. Peki yarın akşam düğünü olacak olan oğlun bu geceden nereye gidiyor Hale? Sen de çılgın kayınpeder olarak onun arkasından mı gidiyorsun yani? Beni biraz daha oyalarsan gidemeyeceğim. Yapma Harun. O yolu İsmail bile bilmez. Sen ama Riva yolunu benden çok daha iyi biliyorsun. Kontrol manyağı olmanın gerektirdiği bir şey galiba bu ha? Laf kalabalığı yaparak oğlunu kurtaramayacaksın. Bu kez değil. Harun, kızın o uyduruk kız yüzünden üzülmeyecek. Bana güven. Kızım üzülmeyecek evet. Ama sana güvendiğim için değil. Ne yani şimdi oraya gidecek kadar gözünü kararttın mı? Sen de karart. Arkamdan gel. O gece aramızda bir tabu oldu Harun. Hiç konuşmadık. Sessizce bir anlaşma yapmış gibi. Hiçbir şey sormadık birbirimize. Biz seninle sessiz anlaşma yapmaya alışığız. Anlaşma yapan insanlar aynı taraftadır değil mi Harun? İşte buna alışkın değiliz. Biz aşıkken bile aynı tarafta olmadık. Biliyorsun.
bakın. Eğer oğluma tuzak kurduysam seni öldürürüm. Eğer kızım iyileşmezse oğlunu çoktan öldürmüş olurum. Demek ki gitme zamanı geldi. Mahkemede görüşürüz.